Mikrofonu siyasetteki duayenimiz, değerli büyüğümüz, meclis başkanımız, bakanımız, sayın milletvekilimiz Köksal Toptan Beyefendi'ye takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer hanımefendiler, sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerime çok taze bir bilgiyle, bir haberle başlamak istiyorum. En son yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi istişare toplantısında Sayın Başbakanımızdan köye giden hizmetler, yani Köydes projesi kapsamında bazı eksikliklerimizin olduğunu, bunun için de bize bir miktar para göndermelerini rica etmiştik. Para bu sabahleyin geldi. Zonguldak'a 7,5 trilyon geldi. Devreye bu paradan 1,688 milyar para ayrıldı. Şimdi kızıyor. Ya niye kızıyorsun? Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Ya burada çay değirmeninde satılmış gebeşin karşısına bir aday çıkarmak bir akıllı işi değil. Buna cesaret ettiler, kendilerini tebrik ediyorum. Çok doğru, çok güzel bir şey söyledi Sayın Başkanımız. Dedi ki bu seçim satılmış gebeşin yeniden belediye başkanı olması seçimi değil. Bu seçim AK Parti'nin bir belde belediyesini kazanması seçimi de değil. Şimdi siz çay değirmeniler buranın geleceğine oy vereceksiniz. Burayı küçültmek isteyenler, burayı büyütmek isteyenler arasında bir tercih yapacağız. Şayet çay değirmenini nerelerdeyse sıfırdan alıp bu hale getiren ve artık ilçe olmasını tartışılabilir hale getiren bir arkadaşınızın arkasında durmazsanız, ona desteğinizi yeniden yükselen bir şekilde teyit etmezseniz, o zaman çay değirmeninde hizmet edecek insan bulmakta zorluk çekersiniz. Satılmış gebeş %50 ile oy kazandı, neye yarar? Onu heyecanlandıracak, onun omuzuna daha ağır yükler yükleyecek bir oranda ona kazandırmalısınız ki gece uykuları kaçsın. Ben daha neler yapmam lazım diye gece uykuları kaçsın. Belediye meclisimizin aldığı bir karar var. Bu kararı önemsiyorum. Tebrik ediyorum. Şunun için tebrik ediyorum. Bir belde kurulduğu zaman dediği gibi mahallelerin, köylerinin birleşmesinden kurulmuş bir belde, Türkiye'de ilk defa bir beldeye TOKİ'yi getiren bir başkan şimdi ilçeyi tartışılabilir hale getirdi. TOKİ'nin bir beldeye gidip orada konut yapması, konutla birlikte sosyal tesisler yapması ilk defa çay değirmeninde yaşandı. Hayaldi, gerçek oldu. Evet. Yetmedi. Yetmedi. İkinci, üçüncü etaplar yapıldı, yapılıyor. Şimdi böyle bir belediye başkanının arkasına topyekün %80 diyor satılmış gebeş. Yani en azından öyle olmak lazım gelir. Durmak lazım değil mi? Ona destek olmak lazım değil mi? Şunu söylemek istiyorum. Bu güzel belde önümüzdeki süreçte çok büyüyecektir. Tahmin ettiğimizin üstünde büyüyecektir. Buranın büyümeyle birlikte elbette sorunları da artacaktır. İşte bu sorunların altından kalkacak, bu sorunların üstesinden gelecek tecrübeli, genç ama tecrübeli bir arkadaşımızın mutlaka çay değirmenli hemşerilerimiz tarafından yeniden cesaretlendirilmesi, yeniden omuzuna ağır bir yükün yüklenmesi gerekir.
Değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün Zonguldak'taydı. Dedi ki, bu iktidar partisi dedi, kaç yıldan beri Filyos projesi diyor dedi. Daha Filyos'tan hiçbir şey yapılmadı dedi. Yine gelecekler muhtemelen, gene öyle söyleyecekler. Yapacağız diyecekler ama daha hiçbir şey yapmadılar dedi. Bugün Çarşuma'da biraz evvel yaptığım konuşmada ben de dedim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 19 Mart 2014 günü Ulaştırma Bakanlığı'nın konferans salonuna davet ediyorum. Orada ne mi var? Orada Filyos Limanı'nın altyapı projesinin ihalesi var. Hayal dedikleri, Zonguldakları, bölge insanını kandırıyorlar dedikleri Filyos Limanı projesinin çarşamba günü yapılacak olan ihalesi tam 810 trilyon lira. Böylesine Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri bizim bölgemize giriyor. Yıllardan beri bu işle uğraşan bir kardeşiniz olarak, daire daire evrak dolaştıran bir arkadaşınız olarak bugünü görmüş olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum ve Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Değerli arkadaşlarım, her işinizde, her derdinizde arkanızda olmaya devam edeceğiz. Gerçi satılmış gebeş arkadaşımız bize problem falan bırakmıyor. Ben daha bir gün, geçen 10 sene içerisinde bir gün Allah inandırsın, sevgili satılmışım bize, bana bir şikayetle geldiğine şahit olmadım. Aman bana şuradan para bulun diye bir taleple geldiğine de şahit olmadım. Yaptı, etti, buldu, çattı, çay değirmenini bu hale getirdi. Teşekkür ederim. Hep beraber bu güzel bölgeyi, çay değirmenini büyütmeye devam edeceğiz. Bunun arkasından biz nereye varırız? Bunu Cenab-ı Allah gösterecek. Ama bilmenizi isteriz ki sizin gönlünüzden geçen satılmış gebeşin gönlünden geçer. Onun gönlünden geçen bizim gönlümüzden geçer. Ve mümkün olan her şeyi bu bölge için yapmayı biz kutsal bir görev sayarız. Bir borç sayarız. Onun için elimizden gelen her şeyin burası için yapılacağını bilmenizi istiyorum. Bu seçimlerde çay değirmeni biliyorum, inanıyorum, bir zafer daha yazdıracaktır. Devrek geneline baktığımız zaman çay değirmeni Devrek'te, Zonguldak geneline baktığımız zaman çay değirmeni Zonguldak'ta parlayan bir yıldız olacaktır. Zonguldak'ın her bölgesinde olduğu gibi burada da gördüğüm manzara beni mutlu etmektedir. Zonguldak siyasetine kadınlar el koymuştur. Sizi tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Kadınların elinin değdiği her şeyde güzellik vardır. İyilik vardır. Bize bunu yaşattığınız için size teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu gayretinizi, bu cesaretinizi, bu coşkunuzu 30 Mart seçim sandığına kadar götürür ve oradan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı sevgili satılmış gebeşi yeni bir zaferle çıkarırsınız. Ben sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 26 Mart günü Zonguldak'a gelecek olan Sayın Genel Başkanımızı yine bu coşkuyla karşılamaya sizi davet ediyoruz. Sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. İnanın,